Diğer seçenekler. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu şarkıdan vokali çıkarmak. Yani altında enstrüman olan, sözleri olan bir şarkıdan sadece sözleri almak. Bir önceki videoda sözleri olan bir şarkıyı nasıl enstrümantal yapabileceğimizi göstermiştim. Şimdi ise sözleri olan bir şarkının altındaki fon müziğini kaldırıp sadece sözlerini almayı göstereceğim. Yine aynı web sitesinden yararlanacağım. vocalremover.org. Tabi tekrar hatırlatayım. Bunun için telifsiz bir müzik kullanacağım. Yine bir çocuk şarkısı kullanacağım. Telif sorununa takılmamak için. Ayrıca şöyle bir şey var. Kaydedilen şarkının çift kanallı olması lazım. Yaptığımız işlemin başarılı sonuçlanabilmesi için. Ben yine indirdiğim şarkının çift kanallı olup olmadığım hakkında bir bilgi sahibi değilim. Bakalım, eğer başarılı sonuç verirse çift kanallı olacak demektir. Hemen internet sitesine girelim. Cifrome. Web görüntüleme. İlerleme çok. Etki. Dosya. Bunu burada açık bırakmıştım. Tek tek girmeyle uğraşmayalım diye. Şimdi dosyalarıma göz at. Dosyalarıma göz at diyor. Basıyorum buraya. Web görüntüleme. İşlem seç. Medya. Kamera. Eylem seçme menüsü. List. Kamera. Kamera. Video kamera. Medya. Etkinleştirmek. Son. Dosyaların. Dosyaların. Ses. Onay kutusu. İşaretli değil. YT1S nokta. Bir. Tamam. Tamam diyorum. Ses giderici ve izolasyon. AI. Virgül ve görünümü. Ses işleme. Yapay zeka algoritması artık çalışıyor. Bir dakika sürebilir. Lütfen bu sayfayı açık tutun. Yine benim kendisine göndermiş olduğum ses dosyasını sayfa ayıklıyor. Ve bu sefer içinden vokalini alacağız. Üstteki yeşil grafik vokali ifade ederken alttaki mavi mor grafikte enstrümental halini, alttaki fon müziğini ifade eder. Ama ben bu sefer sadece sözlerini alacağım. Kaydetmek. Kaydet düğmesine basıyorum. Karşıma 3 adet seçenek çıktı. Müzik, vokal, vokal ve müzik. Müzik, vokal. Ben buradan sadece vokali seçiyorum. İlerleme çubuğu %5. Ses giderici ve sek. Şu anda ses dosyası indiriliyor. Ve çalıştırdığımda artık vokal bir ses olacak. Sadece şarkının sözleri olacak. Ses giderici bir öğeden bir ses etkinleştirmek bakalım için temizle. Kapatılan sekmeyi yeni van uğu ana ana dos etkinleştirmek için dosyaların etki yt1s.com mini mini bir kuş vocals mp3 bu arada erişit talkback kapalı. Şarkıya biraz, yani daha doğrusu şarkının sözlerine biraz geç başlandığı için dosyayı açtığımda birazcık sessizlik olabilir. Ondan sonra sözler başlayabilir. Dinleyelim. Ortaya çıkan sonucu hep birlikte görelim. Evet, şu anda bir sessizlik var. Sadece sakince sözlerin başlamasını bekliyoruz. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Çık çık çık.
canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pırpır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Tabii şarkı tek kanalla kaydedildiği için bu şarkı çift kanallı değilmiş maalesef. Tek kanallı kaydedildiği için çok başarılı bir sonuç elde edemedik. Alttan enstrümanın sesi parazit olarak gelmeye devam ediyor sözlerde. Talkback açık. Auto ver rey. Auto ver rey. Ultimate screen recorder for Windows. Etkinleştir. Bunda vocalremover.org sitesinin en ufak bir kabahati yok. 542 metni algılandı. En ufak bir kabahati yok değerli arkadaşlar. Vocalremover.org sitesinin bu olayda en ufak bir kabahati yoktur. Çünkü hani başarısız sonuç elde etmemizin nedeni şarkının tek kanallı kaydedilmiş olması. Geçenki videoda açıklamıştım. İşte birinci kanalda enstrümanın sesi, ikinci kanalda söyleyen kişinin sesi, sanatçının sesi. Ayrı ayrı kanallardan geldiği zaman enstrümental yapmak veya sadece vokal yapmak çok başarılı sonuçlar veriyor. Ama tek kanallı olduğu zaman ses, yani sadece bir kanaldan hem enstrümanın hem sanatçının sesi geldiği zaman maalesef ne yaparsak yapalım enstrümanın sesi kesiliyor mu? Kısmen kesiliyor, evet. Ama aradan böyle parazit şeklinde devam ediyor. Ha, ne olur? Bu şarkı çift kanallı kaydedilmiş olsaydı şayet ilk videoda anlattığım gibi, bu konuyla alakalı çektiğim ilk videoda anlattığım gibi, atıyorum birinci kanalda enstrümanın sesi var, ikinci kanalda söyleyen sanatçının sesi var. Biz bunun vokalini çıkardığımız zaman birinci kanal iptal olur. Yani vocalremover.org sitesi birinci kanalı kapatır. Geriye tek bir kanal kalır. O da ikinci kanal. İkinci kanalda sadece sanatçının sesi olduğu için şarkının vokali çıkartılmış olur. Hani artık şarkı tek kanallı olur. Ama en azından birinci kanal kapatılıp da sadece ikinci kanal kaldığı için vokal çıkarma işleminde daha başarılı sonuç elde ederiz. Ama maalesef bu şarkı ayrı ayrı çift kanallı değil de tek kanallı kaydedildiği için, yani söyleyen kişinin sesi ayrı kanaldan, müziğin sesi ayrı kanaldan gelmediği için tek kanalla kaydedildiği ve hem müziğin hem de söyleyen kişinin sesi tek bir kanaldan geldiği için bu şarkıda pek bir başarı sağlayamadık arkadaşlar. Dur. Ama vocalremover.org sitesi gerçekten bu konuda çok başarılı. Yeter ki enstrümentalini çıkaracağımız veya vokalini çıkaracağımız şarkı çift kanallı kaydedilmiş olsun. Yani söyleyen sanatçının sesi atıyorum ikinci kanaldan, enstrümanın sesi birinci kanaldan gelsin. Yeter ki bu şekilde çift kanallı kaydedilmiş olsun. O zaman vocalremover.org isimli web sitesi oldukça başarılı sonuçlar veriyor. %90 hatta %95 oranında şarkıyı sadece vokal veya sadece enstrümental yapabiliyor. Eğer vokalini veya enstrümentalini çıkarmak istediğimiz şarkı çift kanallı kaydedildiyse. Ama yok, eğer tek kanallı kaydedildiyse çok başarılı bir sonuç alamıyoruz. Enstrümental yaptığımızda vokallerin sesleri alttan parazit olarak gelmeye devam ediyor. Vokal yaptığımızda alttaki enstrümanların sesi parazit olarak gelebiliyor. Ama bizim vokalini veya enstrümentalini çıkarmak istediğimiz şarkı çift kanallı kaydedildiyse şayet vokal çıkarma ya da enstrümental çıkarma konusunda
vocalremover.org isimli web sitesi %95 oranında başarı göstererek kaliteli bir içerik sunuyor bizlere. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Dur. İçin iki kez dokunun.